anlatmadığı bir şey var Gamze. Ya bilmemi istemediği bir şey var ama ne? Ya bir gün önce bana öyle aşkla sarılan adam bir gecede nasıl bu kadar değişebilir? Ya bakınışı, dokunuşu, her şey değişmişti Gamze. Allah'ım delireceğim. Oo, kıyamam. Aşık mı oldun sen? Şş. Sessiz. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi her şeyi şaşırdım Gamze. Yani bir insan bir anda bu kadar değişebilir mi? Hani sorunu ne olursa olsun bunu becerebilir mi? Ya gece beni öptüğünde uçuyorum zannettim. Bağırma Gamze. Dün gece seni öptüm mü? Mümkün böyle bir anda söylenir mi? Heyecanlandım ben de. Ama işte sabah o kadar soğuk davranınca yere çakıldım resmen. Nefesim kesiliyor Gamze. Niye onu kaybedecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü aşıksın. Aşk böyledir bebeğim. Ne kadar çok seversen o kadar korkarsın kaybetmekten. Bak bir tanem. Şimdi biliyorsun en başından beri ben duygularının sesini dinlemen konusunda sana destek oldum. Yani Yiğit'le ilgili düşüncelerim de malum. Ama ne yazık ki hayatta bazı gerçekler var. Neymiş o gerçekler? Şirin, sen peri padişahının kızısın. Ay. O bir marangoz. Bu benim hiç umurumda olmadı daha önce Gamze. Evet, haklısın. Senin umurunda olmayabilir. Ama onun umurundadır. Bir de Yiğit var tabii. Yani sen hala onunla nişanlısın. Yani Ferhat gibi biri asla nişanlı bir kıza yan gözle bakmaz. Kıza aşık olduysa peki? Yine de bakmaz. Onun yerine kızı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Bak bir tanem, en iyisi sen önce şu Yiğit meselesini bir çöz. Çocuk da bir rahatlasın. Bak ondan sonra nasıl her şey yoluna giriyor. Gel Şirin'im. İşim varsa sonra geleyim. Yok bitti gel. Bir şey mi oldu? Yok yani aslında yeni bir şey olmadı. Öyle bulmaca gibi konuşmasana. Hadi söyle nedir derdin? Ben Yiğit'le evlenmeyeceğim Banu. Anlamadım. Onunla evlenmeyeceğim. Ya ben aslında bunu uzun zamandır hissediyordum ama kendime bir türlü itiraf edemiyormuşum Banu. Yarın gidip konuşacağım onunla. Ne diyorsun Şirin? Bilmediğin bir şey mi oldu? Nereden çıktı? Ya bir yerden çıkmadı. Ama ben zaten onu hiç sevmemişim aslında. Bir türlü kendime söyleyememişim. Ama artık dayanamıyorum. Bana yapamıyorum gerçekten. Dur, dur bir saniye sakin olalım. Bu büyük bir karar. Öyle aceleyle hareket edemeyiz. Ortada yılların birlikteliği var. Banu. Aile bağları var. Hüsrev abi var. Bu kadar hızlı karar veremezsin. Hızlı karar vermiyorum. İnan bana. Bak canım. Bıçak gibi kesip atamazsın. O kadar kolay değil bu işler. Sen bana şimdi birkaç gün ver. Etraflıca oturup düşünüp beraber karar veririz. Tamam mı? Ne yapıyormuş benim güzellerim bakayım? Ha? Ne kaynatıyorsunuz? Size ıhlamur getirdim. Yiğit'le şöyle evlenmek istemediğimi söylüyordum babaanne bağlıyor. Şey. Ne? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ne saçmalıyorsun? Siz benim aklımı mı oynattıracaksınız? Ben kararımı verdim babaanne. Şirin Hanım sen tek başına karar veremezsin. El aleme ne diyeceğiz? Hüsrev'e ne diyeceğiz? Tamam yeter. Bırakın tartışmayı. Yiğit'e şimdilik bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı beni? Ne oluyor Banu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.